diktiğimiz fidanları, diktiğimiz fidanları meyvesini yiyemedik. Ne suçu vardır onların, ne suçu vardır onların, dur be zalim diyemedik. Sana ne bana ne diye diye böylece yem olup karaya beye, yanmışam kör cahil yarın elimden, bıkmışım sanmışım acı dilimden. Habib yâremi azdırdı, Habib yâremi azdırdı, tatlı canımdan bezdirdi. Beni bir yârin sevdası, beni bir yârin sevdası, diyar bedi yar gezdirdi. Yanmışam kör cahil yarın elinden, bıkmışım sanmışım acı dilimden. Sana ne bana ne hep diye diye böylece yem olup kalmaya. Evet dostlar, hepinize öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hepinize öncelikle güzel bir buluşma ümit ediyorum ki Diyarbakır'dan sevgili dostum, ağabeyim, güleç yüzlü o güzel insan Aydın Alp ağabeyim. Birazdan bağlayacağım, bizlerle birlikte olacak. Hep beraber bir kahkaha atacağız daha doğrusu. Ben çok fazla geciktirmeden öncelikle ben Aydın abiyi programa dahil edeyim. Öncelikle teknik anlamda bizlere yardımcı olan sevgili kızına çok teşekkür ederim. Aslında sevgili kızı var ve kızı da bizlere yardımcı oluyor. Biz saçımızı döktük ama tabii çocuklarımıza teknik anlamda yetişmek imkansız. Aydın abim, iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili hocam. Şimdi bana bir çay da getir atlar kızım. Ses geliyor ama biraz düşük geliyor gibi. Şimdi kızın ayarlar gerekli ayarlamaları yapar. Benim sesim düşük mü geliyor şimdi? Geliyor geliyor ama herhalde ben yaşlandım kulaklarım. Lori kızım, ses düşük diyormuş, nasıl oluyor herhalde bunu yap. Hadi nasıl he? Merhaba. Ses geliyor mu şimdi hocam? Geliyor Aydın abi, geliyor Aydın abi. Şimdi programın açılışını da siz olmadan yapmak istemedim aslında. Önce bir ekrana alıp sizinle programa o şekilde başlayalım. Yine Antioch'a Cafe Pub katkılarıyla programımızı gerçekleştireceğiz. Ben sevgili Zafer Koç dayıma çok teşekkür ederim bu anlamda. Sanata ve sanatçıya destek verdiği için bu güzellikleri sizlerle buluşturmaya aracı aslında bir bakıma. İlk etapta birçok dostumuz hemen programın içerisine dahil oldular. Sevgili Züre Azazikar arkadaşım Kartal'dan, İstanbul'dan aramızda şu anda. Sevgili kızım Ankara'dan, müzik öğretmeni kızım Ankara'dan bizlere eşlik etti. Boz 13-36 iyi yayınlar hocam demiş. Sarın Serap ve Kaplan Mehmet şu anda ilk gördüğüm arkadaşlar.
Suzan Sait, başkanın yeri Ankara'dan yine iyi akşamlar, iyi yayınlar, saygı ve selamlar. Çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olan bütün dostlara. Arabistan'dan dinleniyor sevgili Aydın abim. Kız kardeşim sevgili Nesrin şu anda Arabistan'dan bizleri izlemekte. Evet, öncelikle yine Çağlarca iyi akşamlar hocam demiş. Öncelikle bugün Ruhan abim aramızda olacak. Ruhan abim peki alışık olmadığı bir işlere kalkıştı. Evi boya badanaya kalkıştı. Ona alışmıştım ben. O olmayınca hiç olmuyor. Benim gür saçlı arkadaşım yanımda olmalıydı. Vallahi bu akşam çok çok kulağını çınlatacağız Ruhan abimin. Ben eğer izniniz olursa şöyle ustalardan bir şiirle başlamak istiyorum. Kendisi yok maalesef. Kendisi yok ama pazartesi şiirleri kitabı hep yanımızda, yüreğimizde. Kanatlarımı geri verin. Biz de diyoruz ki Ruhan abimi geri verin. Kim aldıysa, hangi boya badanıcı aldıysa lütfen Ruhan abi aramıza gönderin. Diyor ki susmalarım en kurak bozkırında Anadolu'nun berekete gebe buğday başaklarıdır. Aldanmayın. Gül dikenli direnmelerim kimi kanatacağını bilir. Gün gelir, çöp evlerdeki karıncalar sırça köşklerdeki kağıt kaplanlara dikilir. Gözlerime bakın, derinliklerinde karasının neminde ya da türkü sesine. Yaşamın kılcal damarları var, ağıt var, acı var bir yerinde yüreğimin. İnat var kuytusunda, gülümsemeye aldanmış. Söz var ki tutkudur ölümüne söylenen, ölümdür belki bende ne adına. En derin uçurumken bir yanım bulut gibidir uçma isteğimi saklı tutan, kanatlarımı geri verin diyor Ruhan Odabaş ağabeyim Pazartesi Şiirleri kitabında. Şimdi evet sanatçı dostumuz TRT'den... Ben bu akşam ona çatacaktım. Nedir o? Karadeniz fıkraları anlatacaktım ama ne eşlik etmedi ne yazık ki. Kulaklarını zoklatırız. Mutlaka sonradan dinleyecektir. Vallahi Aydın abim bugün renkli katılımcılarımız var. Neval Mercan, TRT sanatçısı arkadaşım. Mersin'de yaşıyor. Arapça müziğini ve Kürtçe müziği de çok iyi seslendirir. Sevgili Reyhan Ahmedi var. Almanya'da yaşıyor ama kendisi İran, yanılmıyorsam evet. İran Azerilerinden, Kürtlerinden öyle diyeyim. Sevgili dostlar, ne güzel Umud'un sesinde Aydın abimin sesini herhalde duydular ki böyle ne güzel geldiler. Evet Aydın abi, ben sizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle izin verirseniz bir kere daha önce belirtmiştim gerçekten Aziz Nesin'in kitaplarında ben çok çok şey öğrendim. Gülmeyi öğrendim, düşünmeyi öğrendim. Orada sorgulamayı öğrendim ve bu kitapta aynı şeyleri hissettim. İçtenlikle söylüyorum. Ben özellikle Aziz Nesin'in Ah Biz Eşekler, Yol Kralı bu kitaplarda böyle inanılmaz keyifler almıştım ve aynı tadı Pijamo, Bağlar Güneşi Çocukları kitabında almıştım. Ve bunun kahramanı Pijamo maalesef yaklaşık bir yıl önce kaybetmiştik. Şimdi burada çok küçük bir tanıtım var. Ama biz sizi tanıyoruz. Birazdan şiirlerinizle, sohbetlerinizle yine tanıyacağız. Aydın abi, evet saçlarını dökmüş, 1958 Diyarbakır doğumludur. 1979-80 öğretim yılı Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümü mezunu. 91-92 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat mezunu. DİSET Diyarbakır Sanatçılar, Edebiyatçılar ve Sanatçılar Derneği kurucusu. 1998'de yayınlanan Amida dergisinin de editörü, Diyarbakır'da yaşamını ve eğitimciliği sürdüren şair yazarın
Sisem ve Lorin adlı iki kız çocuğu var. Şimdi yanında olan Sisem mi, Lorin mi? Yanında olan Lorin küçüğü. Sistem şu anda İstanbul'da tıp fakültesini okuyor. Evet, ne güzel. Başarılar diliyoruz. Sağ ol. Umarım dayak yemeden o mesleğini, o onurlu mesleğini güzel Sağ ol. güzel yapar. Çok doğru, çok doğru. Evet. Sağlık camiasının işi çok zor. Hele bu korona belasından sonra gerçekten işleri çok kötü olmuştu yani. Evet. Aydın abi, bugün çok şey konuşacağız. Anıları konuşacağız. Şiirleri Ellerim konuşacağız. havada ve sizin sorularınızı bekliyorum. Evet. Reyhan belirtmiş, Nebi hocam ben Kürdüm, ben de Arabım, Aydın abi Kürt. Hepimiz gerçekten bir Anadolu'nun o Biz güzel topraklarında aslında buluştuk ve insan o kelimesinin altında da birleştik. Ne güzel. Evet, Aydın abim, şiirle mi başlayalım? Sizin şiirinizle başlayalım dilerseniz. Ben birkaç şiir seçmişim de çok böyle bir şey özellikle arayarak değil yani. O sular nereye aktı? O sular nereye aktı? O akasyalı yağmur suları içinde gözyaşlarım. Diyarbakır etrafında bağlar var. İçinde üzüm yaprakları yeşili düşlerim. Kavga ile elde ettiğim aşklarım vardı. Polisin ve paranın gölgesi yoktu. Sokaklarda deli deli kahkahalarım çınlardı. O sular nereye aktı? O akasyalı yağmur suları içinde özlemlerim kanardı. Teşekkür ediyorum. Şiirle başlamış oldum. Evet. Nevi Hoca, bak şimdi mesela biz biliyoruz ki şiir insanı içten içe yenileyen, güzelleştiren, daha insanileştiren bir etkinliktir, eylemdir. Yani sadece şiir değil, sanatın her alanı böyledir de hani özellikle şair olduğum için şiirden söz ediyorum. Yani insanın kaderini paylaşan bir olaydır sanat. Şiir de öyle. O ilkel dönemlerden günümüze kadar yüreğin çığlığı olan şiir insan için hep bir özgürlük çağrısı olmuştur. Ve ben bu anlamda böyle diyelim ki artık 21. yüzyıldayız, küreselleşmenin olduğu bir dönemdeyiz. Halkların özgürlüğünü, insanlığın özgürlüğünü, halkların eşitliğini, insanlığın özgürlüğünü savunan, yazan, çizen bütün insanlara selam yolluyorum. Ruhan hocamızın kulakları zonklasın. Yani bu akşam ikinize selam yollayacaktım ama ne yazık ki o yok aramızda. Ruhan abiye bugün çok selam göndereceğiz. Sarın serap yürekler şiir dolsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bakıyorum ben, elbette Bektaş abim henüz görünmedi. Bektaş abim Valla de programa dahil onu olacaktı. duymazsam üzülürüm yani. Sesini duymazsam Vallahi Bektaş hocam. mutlaka gelecektir. Mutlaka gelecektir. Bektaş abim de yine yüreği sevgi dolu, yüreği şiir dolu bir abimiz, bir dostumuz. Hocam, bu gece bize Neşet Ertaş'tan bir türkü okur musunuz? Elbette okuruz. Neşet Ertaş'tan okuruz. Ne bileyim, Karacaoğlan'dan okuruz. Aklımıza kim geldiyse, tabii ben sözü hemen Aydın abime verdiğimizde türküleri seçmek basit. Türküler, bol bol türküler var. Hangisi? Dün akşam saat 1'e kadar türkü söyledim. Gerçekten güzel yürekli dostlarımız İstanbul'dan katılmıştı. Aydın abim, hani biz diyoruz ki türküler, Anadolu'nun o türküleri, işte Mahzuni, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, bu türküler öyle bir işlemiş ki Muhteşem yürekleri yüreklere var. ki. Bektaş abim de geldi. Hoş geldi Bektaş abime. Balkan bir misafirim vardı. İstanbul'dan gelmişti ama kendisi Balkan doğumlu. Öyle öyle Türk yürekli ki her Türkiye eşlik etti. Öyle olunca da gerçekten çok daha güzel oldu Türkü Çokça gecesi. ezgiler ritim ortaktır yani. Yani belki etkileşim de var ya da ne diyelim intihal da var olur olabilir oluyor yani. Ama sonuçta ezgiler ortaktır yani ruh birliği söz konusu olduğu için
uzun yıllar bu coğrafya bir arada yaşamış yani. O ruh birliği olduğu için ezgiler ortak olabiliyor ya. Yani. Evet. Aydın abim, şimdi Ruhan abim programı daha sonra izlediğinde bize kızacak biliyorum. Biz çay içiyoruz. Vallahi çay içilir mi diyecekti. O rapiyi yudum lan. O ben geçen sefer hem koronaydı hem sesim çıkmıyordu. İkiniz bir arada o gür sesle konuşuyordunuz. Ve üstelik o bir kadeh havaya kaldırıyordu. Ben sadece suya limon sıkmıştım. Onu bile çok görüyordunuz bana. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi gündüz görüştük. Ne bileyim diyor, beni bağışla. Sen diyor birkaç türkü fazla okursun. Aydın hocam da birkaç şiir okur. Tabii biz programa ustalardan başladık. Ruhan abimin şiiriyle başladık. Sonra sizler o güzel yüreğinizden şiir paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Arzu Hanım mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileklerini dilemiş. Kaplan Mehmet, türkü ve şiir gecelerine hasretiz. Valla Mehmet dostu, ben Antakya'da uzun bir süredir gerçekten bu konuda ısrarla türkülere başka bir şey karıştırmıyorum. Yani başka bir şey derken arabeski hiç katmıyorum. Ve uzun bir süreden beri Yeşilçam Kafe Restorant'ta haftanın iki günü sadece türkü çalıyorum. Bağlamam ve ben varım. Saat 8 gibi başlıyoruz, 12'ye kadar devam ediyor. Sevgili Serpil Tümer, mutlu akşamlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Sarın Serap, Gönül Dağı türküsünü okur musunuz? Zamanın süresinde okumaya çalışırız elbette. Vildan Poyraz Coşkun, Ruhan abimin hemşehrisidir, eğitimci ve şairidir aramızda. Temim Erikli, uzman fizyoterapist arkadaşım. Evet, iki gün önce kendisini ziyaret etmiştik. Çok da güzel bir yeri var ve yüreği de aynı şekilde o güzellikte. Sevgili Temim Bey'e de buradan selamlar gönderiyorum. Bektaş abim diyor ki, iyi yayınlar, sizleri izlemek için bugün yemek, çamaşır, ne diyor, yemek, çamaşır, hemen bakıyorum, okuyacağım onu. Yemek, çamaşır, bulaşık, temizlik işlerimi bitirdim, hanım izin var mı dedim, geldim. Örnek oluyorsun, örnek, sağ olsun. İşte dünya görmüş insan böyledir, Avrupa görmüş bir insan böyledir, affet bize, örnek oluyor yani ya. O evim zihniyet kahrolsun. Neyse, benim hanım izlemiyor şimdi ama daha sonra tekrar izlerse vay halimize. Yarın bütün işler bana kaldı. Aslan bekliyor. Ne yapalım hocam şimdi? Türkiye'den önce bence bir kısa bir anınız varsa onu paylaşalım. Değilse içi... Ben bir anla başlayayım. Şimdi... Olur. Daha önce birkaç yerde paylaştım ama hani sizle olan dinleyiciler, izleyiciler farklı olabiliyor. Değinmekte yarar var. Bu içine geçtiğimiz ay Mehmet Uzun'un ölüm yıl dönümüydü. Mehmet Uzun güzel bir yazar. Tanıdığımdan gurur duyduğum bir yazar. Hani Avrupa'da yaşıyordu. O Amida'dan söz ettiniz ya. Amida Edebiyat Dergisi'ni çıkarırken onunla söyleşi yapmıştı. Birkaç gece oturmuş sabahlamıştı. Şairler, yazarlar birlikte, Diyarbakır'daki şairler, yazarlarla birlikte biz Amida Edebiyat Çevresi olarak onu ağırlamıştık. Beraber oturmuştuk, sabahlamıştık. Şimdi mesela bazı şairler, yazarlar haksızlık etmek için demiyorum. Hani diyelim içtiklerinde böyle ipi koparabiliyor falan. Ama Mehmet Uzun gerçekten diplomat gibi. Yani böyle kendini taşıyan çok hoş bir insandı. Birbirimizi sevmiştik. Şimdi biz dershaneciydik o dönem. Gelmişti, imza günü vardı. Avesta Kitap Evi'nde Aşk Gibi Aydınlık, Ölüm Gibi Karanlık romanın imza günü var. Şimdi ben de o dönem yani her imza günü olduğunda çelenk yolluyordum, çiçek yolluyordum. Başkaları da yani hangi şair yazar olursa falan. Katkı olsun diye biz öğretmenler, dershanedekilerin durumumuz iyi, organize edip birlikte gidiyorduk. Şimdi Mehmet Uzun sevdiğim bir insan, birkaç araba dolu arkadaş gittik. Mehmet Uzun'un imza günü gerçekten de kalabalık, yığınsal oluyor. Yani böyle kuyruk var yani, kalabalık. Şimdi biz gittik, işte ben kitabı imzaladım, o öğretmen arkadaşlarla birlikte oturmuşuz. Akşamdır, hafta sonu da biz çok yorgun oluyoruz ya, hafta sonuydu. Kalkacağız, Mehmet Hoca diye, Aydın sen kal, arkadaşlar gidebilir. Neyse, arkadaşlar gittiler, ben kaldım. Biz gittik beraber, gazeteciler cemiyetine oturduk. O Avesta Kitap Evi'nin sahibi
Abdullah Keskin'le eşi Rüken var. Ben onların yanındayım. Masala o şekilde dizilmiş. Karşımızda iri yarı bir adam var. Yani o bir gözüme çarpıyordu ama tanı birbirimizi tanımıyoruz. Yani Mehmet Uzun'un yanındaydı da o zaman. Şimdi oturmuşuz. Bana dediler ki Abdullah, o Avesta kitap evi sahibi. Dediler ki hocam, senin bizim kitap evine yolladığın çelenge yakın çekimi almışız. Zoom yapmış yakın çekim. Her izlediğimiz yerde kahkaha atıyoruz. Sana izleteceğiz, sen de güleceksin. Ben şimdi şaşırdım. Hani ben çelengeyi, hani onlarca çelenk gerçekten görmemişim bile. Yani bizim sekreter var, kültürlü bir kız. Aslı Hanım, ona söylüyorduk. O çalıştığımız bir çekçi vardı. Oradan yol atıyor. Dedim ya benim çelenkte ne var ki siz gidiyorsunuz? Diyor hocam, vallahi de sen izlediğinde sen kahkaha atacaksın. Tamam da çelenkte ne olabilir ki? Öyle diyor hocam. Dediler ki bütün çeleklerde kutlarız yazılıydı kitap evinin açılışı. Bir tek senin çeleğinde mutluluklar dilerim yazılıydı. Benim günahım yok. Yani o çiçekçi o gün düğünlere çalışıyormuş, düğünlere. Benim çelenk de gürültüye gitmiş. Benim kahkaham patlar patlamaz. Ne bir hocam. O adam Ergün Şogun mu diye. Ergün Şogun. Uluslararası PEN'in dış işleri sorumlusu. Başkan yardımcısı dış ilişkileri sorumlusu Diyarbakır'a gelmişti. Oturmuştu. Aydın, Aydın diye bana sarılıyordu. Birden kalktı, sıçradı. Aydın, Aydın diyor. Yani Aydın demeye bağırıyor. Aydın, Aydın. Rüken dil biliyordu. Dedim ya Rüken, bu adamın kafasına saksı mı düşmüş? Beni nereden tanıyor? Öyle bir gitse. Şimdi İsveç'ten gelirken bizim Nedim Dağdevren vardı. Allah rahmet eylesin. Işıl ışıl bir insan. O şair yani ya. Ahmet diye bir şiir kitabı var. Demiş ki ya bak Diyarbakır'a gidiyorsun. Bizim bir şair arkadaşımız var. Selamımızı ilet lütfen. Demiş kim? Demiş Aydın abi. Demiş tamam da ben nasıl görürüm? Demiş Mehmet Uzun arkadaşıdır. Onun yanında olur imza gününde. Demiş tamam da Mehmet Uzun'un imza günü kalabalık olur. Ben onu tanıyamam ki. Demişler ya valla tanırsın. Sen böyle gürültülü bir kahkaha duyarsan bu Aydın hocadır. Ona selamımızı ilet. Benim kahkaha patlar patlamaz kalktı. Eydir, eydir, eydir. Ay, Mehmet Uzun'u da Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Işıl ışıl bir insandı ya. Evet, ruhu şad olsun. Şimdi Aydın abim anlatıyorsun ya, benim de aklıma şey geliyor. Allah'tan yine mutluluklar dilerim demiş de. Hazinesinin bu fıkrasında yazıyor ya böyle kart davetiye, düğün davetisi yazarken ya da işte ne bileyim bir tören geçişi yapıyor ya, işte bu tünelden geçişler olacak, bilmem neler olacak. Bazen oluyor, emin olun kendinden doğaçlama olan bir şey ha yani. Valla Bektaş abim kahkahalarını atıyor. Bu arada Ekin hoş gelmişsin yeğenim demiş. Valla Ekin hanım bir başka sayfadan girdi. Her iki sayfadan da girdi hanım. Bizlerle şu anda yine kahkahaları dinliyor. Selam söylüyor. Çok çok iyisiniz diyor. Bektaş abi izin verirse Bektaş abiyi de alabiliriz. Ha, programı var. Bektaş abinin de kahkahaları. Ya, görmüş bir adamdır. Avrupa görmüş bir adamdır. Aramda patısın tabii. Hayret ya. Biz böyle lokal, yerel kalıyoruz, bölgesel olur mu? Yani o yani. Katılırsa en azından bu yaptığı çamaşır, yıkadığı çamaşırları, bulaşıkları en azından öğretir. Biz o tekniği öğretir. Bektaş abim sakın ha diyor. Bektaş abim vallahi yapma öyle ya. O güzel gülüşlerini bu duyalım. Ya katılsın aramıza, hayret ya. Ne olmuş ki, biz niye böyle korkuttuk insanları? Ne oldu? Abi anladık. Tişörtünü giymemiş. Bektaş abi o kırmızı tişörtünü giy gel. O pijamalıdır şu anda. Vallahi şu ortamda bir olsa da gerçekten bir araya gelsek bir arada. Ha Aydın abim aslında yakın tarihte Samandağ ve Antakya'da kitap fuarı var. Gelmeyi düşünürsen yani stand konusunda ben ayarlama yapabilirim. Teşekkür ediyorum. Ben şu anda benim kitaplar bende bile kalmamış. Yani hani mesela sembolik olarak bana kitap veriliyor ya. Yayın evinde de kalmamış. Böyle ukalalık yapmak için demiyorum ha. Fuar olacaktı. Fuarda yeni üç kitap vardı. Katılacaktım. Fuar ertelenecek de ertelendi. Bak şu anda da bahara ertelendi. Bizim yayın evi sahibi de haklı yani. Azat kardeşim diyor ki
Aydın hocam diyor, fuar olsun işte, kitaplarla birlikte orada olalım. Ben de diyorum tamam. Ya abi şimdi tamam da tamam da biz seni çağıracağız da kitap getir diyen mi var? Biz kahkahanı dinlemek için. Ha o baş göz üstüne. Ben sandım imza günü falan kitap yok ki elimde. Tamam baş göz üstüne. Yani eğer fırsatım olursa. Bir kahkaha atsam bütün herkes. En azından bir gün mimarlık yapacaksanız tamam baş göz üstüne. Ne demek şerefin var Allah abi ya. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet, Selahattin Dokuzoğlu dostumuz iyi akşamlar, iyi yayınlar dileklerini dilemiş. Big World 4545 Manisa'dan selamlar, iyi yayınlar dileklerini dilemiş. Bektaş abim işim gücüm var ya, bizi dinlemekten, izlemekten başka ne işim gücüm var abi? Bitmemiş anlaşılan çamaşırlar. Evet, ben şöyle Neşet Ertaş istendi, Neşet Ertaş türküsü söyleyeyim. Sonrasında yine şiirlerle peşinden Aydın abim. Çaldım yarın kapısını, aman aman aman. Baktım yarın kapıları sürmedi, aman aman. Boş bulmadım o karnın yapısını, aman aman. Çıka geldi bir gözleri sürmeli, aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller, perişan hallerimiz. Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller, perişan ses doğal bir yetenek ve yemin ederim müthiş güzel bir olay. Yani insanı deşarj eden bir olay. Çok güzel bir olay. Şimdi, çok teşekkür ederim. Hani alanımız şiir ya, şiire ilişkin bir şeyden söz edeyim, gene konuşmayı sürdürelim. Sen yönlendir, bilmiyorum yani. Şimdi mesela hani Mimar Sinan'ı biliyoruz. Büyük bir mimar. Bir düşünün, yüzlerce yıl öncesinde akustik düzeni, ki o zaman hani böyle
fen alanı bilimi bu kadar gelişkin değil. Dehasıyla akustik düzeni bulabilmiş, keşfedebilmiş. Yani yaptığı camilerde bu olay var. Mesela Selimiye Camisi'nde anlatıyorlar. Selimiye Camisi hani belli bir zamanda bitirilmesi gerekir. Padişahın kulağına tuhaf söylentiler geliyor. Diyor ki ya üstad bu ara dağıtmış kendini. İşte camide nargile içiyor. Çok fazla önemsemiyor yani o şeyi yani bu hani süresi az kalmış bitmesi gerekir. Şimdi padişah Mimar Sinan'ın ciddiyetinin büyüklüğünün farkında yani. Seviyor, kayırıyor, kolluyor. Ve şaşırıyor. Yani o söyleyenler de yalan söyleyecek tipler değil. Diyor ya bu nasıl bir iş anlayamıyor yani. Bir gidiyor bakıyor ki gerçekten Mimar Sinan nargile fokurdatıyor caminin içinde. Tabii Mimar Sinan padişahı görünce saygıyla kalkıyor. Padişah biliyor bir şey var yani. Diyor işte üstad hayrola diyor ben sesin dağılımını ölçüyorum. Akustik düzeni o dönemde ki düşün mesela şu anda tiyatrolarda bütün oyun salonlarında akustik düzen vardır. Nasıl? En ön sırada oturan da en arka sırada oturan da fısıltıyla söylenen bir şeyi de repliği de duyuyor yani ses dağılımı yapılabilmiş. Ama o dönem teknoloji olarak böyle bir şey yok. Dehasıyla bu işi çözebilmiş. Ben şunun için söylüyorum, şiire getiriyorum ha. İnanın mesela günümüz şiirinde ve böyle ukalak anlamda demiyorum. Hani zaten yaşlıyız birkaç yıl sonra gideceğiz de bunu yazmıştım da bu tür şeyler önemlidir yani. Günümüz şiirinde buna hiç pek bazılar yani ya yeniler buna pek fazla dikkat etmiyor. Bir bakıyorsun ki ya öyle bir dize yazmış ki ya böyle dalgıç olsa nedir o uluslararası ödülü olan dalgıç olsa o dizeyi tek nefeste okuyamaz. Ya insafsız yani bir şeye bak yani duyguya bak sesli oku ona göre yani şeyi oluştur. Yani kendiliğinden oluşan bir şey değil ha. Şimdi mesela diyelim ki divan edebiyatında hani benim edebiyat alanımdır ya. Divan edebiyatında beyitlerde aruz vezni vardı ya. Mesela ya evet. Hani faylatun faylun feylun diye bizim öğrenciler bazen şey diyor. Yani işi gırgıra alıyor. Ama o dönemin şeyi. Hani bu sizin söylediğiniz türkülerdeki makam gibi yani ezgi gibi. Mesela ya Kemal Beyatlı diyor. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Şey var ya bir ritim var yani bir akustik düzen var. Ses dağılımı yani. Ses önemlidir. Bak mesela hani ben espri olarak diyorum. Benim çok böyle bildiğim bir alan değil ama sezgiyle. Belki de şairlerin ataları, o büyücüler ta öncesinden şiirin ilk şeyi çığlıklardı yani. Ünlemlerdi, nidalardı yani ya. Ses, çığlık. Yani sevgi, sevinç olunca, korku olunca, panik olunca çığlıklar. Şiir öyle boy verip geldi yani. Şiirde de bu ses düzeni var. Bu ses düzeninin sağlanması gerekir. Bu da sesli okumaktan geçer. Ben niye bunları söyledim? Siz makam falan. Bunları niye söyledin? Çünkü peşinden şiir okuyacaktım. Bak şiir abi. Eyvallah şiir okuyayım. Tamam. Güzel. Bak abi neler söyleniyor. Sevgili Reyhan diyor ki, hocam hakikaten Nebi hocam, Aydın hocamın kahkahası çok doğal. Elbette doğal, hiç şey yok. Sağ olsun. Tatlık yok. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Bektaş abim bir şey yazmış. Hemen bulacağım Bektaş abim yazdığını. Big World 45-45 emeğinize yüreğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Deniz Aydın alkışlamış. Gülbol Uzun, Esra Uzun. Hakikaten yaşandık abi ya. Esra, yanılmıyorsam 3 tane çocuğu olan bir öğrencim. Yıllar önce mezun etmiştim. Esra iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sürekli şiir ve türkü muhabbetini kaçırmaz. Sevgili Bektaş abim diyor ki sizi dinlemek katılmaktan daha güzel. Özlemişim. Ayrıca Aydın'ın gülüşlerini duymaya hasret kalmışım. Abi bir gülüş daha gönderelim o zaman. Sağ ol, katılsın ha. Bizi yalnız bırakmasın. O da katılsın. Abi kırmızı tişörtünü giyer giymez katılırsa, bize haber verecek. Ha, o katılırsa internasyonel bir şey olur, bir söyleşi olur. Ha, şimdi biz burada yerel mahalli kalıyoruz yani. Aramızda Avrupa görmüş bir arkadaşımız olsun canım. Bektaş abi onayını bekliyoruz ona göre. Ruhan Hoca'nın kulaklarını çınlatayım. Diyor adam Amerika'da böyle bir Karadenizli aylar geçmiş bir tane
Laz kardeşini, Karadenizli kardeşini, bir Türk kardeşini görmeye öyle bir hasret ki bir meyhane bir yere gidiyor. Böyle kanı birine ısınıyor. Onu andıran, Karadenizlileri andıran bir sima. Böyle hasretle gidiyor. Diyor hemşerim sen Karadenizli misin? Adam dönüp diyor hayır ben İngiliz'im. Luhan Hoca'ya, Luhan Hoca olacaktı ki söyleyecekti ama yok aramızda. Bardağını kaldırırdı vallahi. Ama Ruhan abi izleyecektir bunları, gülecektir. Arzu Hanım yazmış. Yine Arzu Hanım sürekli bizim programda yer alan bir arkadaşımız, dostumuz. Sesinize, yüreğinize sağlık. Mehmet Hocam, Mehmet Bey de öyle yazmış. Şimdi Selahattin Dokuzoğlu abim, Antakya'da yaşayan bir aydın, devrimci bir dostumuz, abimiz. Bektaş Hocam, gülmek devrimci bir eylemdir. Demek ki sen de sağlam bir devrimci olduğun göstergesidir. Bu arada Bektaş Hocam da iyi güler ama şu anda kahkaha atan Aydın Alp abim Diyarbakır'dan. Selamlar, saygılar, güzel kahkahalar diliyorum. Ben şiir okuyacaktım değil mi? Hazırlıyorum abi şimdi. Bir aşk şiiri okuyorum. Evet. Yaban şarkılar. Gidiyorsun. Kalbin saçlarınla savruluyor rüzgarda. Bilmiyorsun. Ağırlaşıyor bulutları gözlerimin. Gider yüklü. Kabus gibi. Nereden bileceksin? Bilme. Kurt unumalarıdır yanaklarımın yamaçlarında. Gözyaşlarımın görülmesini istemem. Hiçbir el uzanamaz silmeye. Asla. Biliyorsun. Kalbin saçlarıyla savruluyor dünyaya. Bilmiyorsun. Lapa lapa bir kar yüzünü altında. Uzun ulumalar yankılanıyor içimin dağlarında. Duymuyorsun. Duyma. Alevler içinde büyüdü benliğim. Kimselere çiğnetmem yıldızlarımı. Dolunay ve suları ben yaşadıkça. Asla. Gidiyorsun. Saçlarının kemerinde salınıyorum boşluğa. Dudaklarımda boğulmuş son bir çığlık. Elveda. Teşekkür ediyorum. Teşekkür abi, yüreğine sağlık. İbrahim Halil diyor ki kahkahası nerede olsa bellidir Aydın Hocam'ın. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Aşk olsun sana sevgili Alp demiş Bektaş abim. Sağ ol. Bu arada Han Duvarları şiirini okumaya kalmayın ha diyor. Güzel bir şiir ama. Vallahi tişörtünü giydirteceğiz herhalde da. sevgili evet bakıyorum, Vildan Poyraz Coşkun, Ruhan abimin hemşerisi, yine türkülerle ilgili güzel bir şey yazmıştı. Neşet Ertaş'la ilgili. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sabahat Aslan İrek arkadaşım, yazar arkadaşım da aramızda. İyi yayınlar dostlar, harikasınız demiş. Çok teşekkür ederim. Konuşmaktan şiir okumayı unuttu diyor. Şimdi Aydın abim sizden ben bir şey rica edebilir miyim? Rica ederim, buyurun. Bağlantı. Şimdi 29 Ekim tabii yaklaştı. Aslında Aydın abi bu pijamonun arkasında bisiklete binmişti de Zafer Bayramı'ydı yanılmıyorsam, değil mi? Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı, evet. Abi oradan, lütfen lütfen o kısa geçişi dostlarımız duyması açısından böyle siz paylaşabilir misiniz? Peki. Yani başka bir anı da anlatabilirdim de biz bunu anlatmıştım herhalde biz bir araya geldiğimizde. Onu da anlatalım. Başka bir anı da anlatalım, bunu da anlatalım. Tamam. Şimdi pijamo dediğimiz yaratık, Allah mekanını cennet etsin. Abi. Hiç kitap okuduğunu görmedim onun. Kitap okumadığı halde müthiş yaratıcıydı. Hani benim zihnim açıktı, ben onların lideriydim. Zihnimin açık oluşu anlaşılırdı çünkü ben gerçekten sıkı kitap okuyan bir tiptim. Ama o alçak okumadığı halde hepimizi parmağında oynatan bir tipti. Nasıl oluyordu anlamıyorum. Canımızı okuyordu. Şimdi bisikleti müthiş kullanırdı. Yani şakasız, mesela bizim şu anda Atatürk Lisesi var. O zaman Bağlar Ortaokulu'ydu. Bir elin parmakları kadar bir demir var.
böyle düz, uzun bisikletiyle çıkardı. Aileler hani yeşil, ağaçlı, o dönem öyleydi. Bağlar yeni oluşuyordu. Aileler gerçekten hafta sonu zaten piknik tipiklik yeriydi. Oraya geliyorlardı onu izlemeye. Aynı sirkte, sirkte nasıl oluyorsa öyle. Yani şimdi mesela diyelim Amerika'da, Avrupa'da bu tür şeyleri yapanlar var. Ama o dönem çok şeydi, yeniydi ya. Biz hiç böyle bir şey görülmemişti yani ya. O adam çok yetenekli. Çıkıyordu, ölümüne sürüyordu yani o bisiklet tekerlerinin sığdığı yerde yani ya. Öyle öyle bisikleti öyle kullanan bir insan, aileler nasıl alkışlıyorlar? Aileler için böyle muhteşem bir görüntü. Şimdi ben yaz ayında evin gölgesinde böyle mayışmışım. Böyle 1.80 gölgede uyuşuk haldeyim. Bir baktım yanımda peyde oldu. Aydın, aydın, gel seni gezdireyim. Şimdi pijama ben biliyorum yani kimseye iyilik etmez. Pardon, insanın yaralı parmağına bile işemez. Ben de boş bulundum, dedim ya ne güzel. Tamam ama hadi beni şey gezdir. Seleye atladım arkasına, tutmuşum onu. Biliyorum yani ne kadar rahat kullanıyor yani. Süratli gidiyor, olsun, hava güzel, serinliyoruz falan. O zaman trafik daha az. Ama arabalar var, bu alçak arabalar bir sokuluyordu. Benim bir ayağım sağda bir ayağım solda ya. Arabalar ve ayağım arabalara sürtünüyor, ateş atıyor. Ulan pijama dur, ulan pijama dur. Çok tuhaf bir gülüşü vardı. Ben diyor ya, bilmişim bir alemete gidiyorum kıyamete. Beni götürüyor. Ondan sonra inemiyorum da öyle süratli ki. Ofisten aşağı doğru iniyoruz. Diyarbakır'ı görenler bilir. Vilayete doğru geliyoruz. Etten bir duvar. Ya böyle insanlar etten duvar. Sonra anladım ya, bu feci bir yaratık. 30 Ağustos Zafer Bayramı, tanklar geçiyor. O dönem tanklar geçiyordu, gösteri var. Ve böyle insanlar izlemeye gelmiş. Etten bir duvar. Bu ölümüne gidiyor. Zaten normal dışı bir yaratık. Ulan pijama dur, ulan pijama dur. Ben diyorum şimdi vuracak, biz de gideceğiz. Bir şey vardı, yapmıştı böyle çaldığında sanki böyle tır geçiyor. Yani böyle insanı 5 metre sıçratan bir şey abi işte. Öyle gürültülü bir klakson çaldı ki o Musa Peygamber Kızıldeniz'e asasını vuruyor, deniz ikiye yarılıyor ya. İnsanlar ödleri patladı. Arkada tanklar geliyor sandılar, böyle ikiye bölündüler. Biz son sıra girdik ve o tanklar arasında zigzag çiziyoruz. Tanklardakiler de bize tuhaf tuhaf bakıyorlar. Ya bu nasıl bir şey, gözlerine inanamıyorlar. İlk kez böyle bir şey oluyor. Ve o protokol şeyinde olanlar, emin olun, öyle bir öfkeyle, öyle bir kızgınlıkla, şaşkınlıkla bize bakıyorlardı ki pijamı, ama o insanlar var ya, binlerce insan nasıl alkışlıyor yani, nasıl anlatamam ha. Onlar sandılar ki bu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine dahil yani, böyle zikzak çiziyor, böyle çok başarılı bir şey gibi. Biz aradan çıktık, iki tane trafik polisi Java peşimize takıldı. Ellerinde coplar, böyle gözlerine ateş fışkırıyor. Ben arkada titriyorum. Saçlarım var ama saçlar da beni koruyamayacak. O coplar bir değilse ben gidiyorum. Hiçbir hastane beni kurtaramaz. Bu Mehmetçi İlkokulu orada böyle beş sütun var, parmaklık. Bisikletle bunlar tam bize yetişmek üzereyken böyle aradan bir sıyrıldı. Bu şavalar devrildiler. Bu alçağın kahkahası yankılanmaya başladı. Ben ilk kez o alçağın kahkahasına sevinir oldum. Dayak yemeden gittik yani. Vallahi şimdi dostlarımız o kahkahaları bu kitapta duyabilir. O kahkahaları, o anları bu kitapta duyabilirler. Tamam. Yüreğine sağlık Aydın abim. Aydın abim, muhtemelen sizin öğrencilerinizden sevgili Tuğba Zulal. Sağ olsun. Ahmet'in Kelebeği şiirini duymak isterdim Aydın hocamdan demiş. Vallahi ama ben onu şimdi nasıl bulacağım? Evet evet, çok doğru, çok güzel, doğru söylüyor. Neyse, başka şiir duyar olması. Sevgili Reyhan demiş ki Temmuz ayında Göbekli Tepe'ye ziyaretim var. Oradan Diyarbakır'a gideceğim. Gerçekten Aydın hocamla tanışmak isterim. Seve seve. Evet, Aydın hocam yerine Bektaş hocam dedim. Pardon, Aydın hocam gülmeye çok ihtiyacımız var. Bektaş hocam da çok iyi güler. Umarım katacağız. Haberini bekliyoruz bakalım. Nebi hocam. Bak pardon. Evet, şimdi mesajları okumaya çalışıyorum. Gerçekten ihtiyacı var. Kesinlikle. Güler Karadeniz Bircan, Aslı Doğan, Öner aramızda.
Songül, evet Berna Songül yanılmıyorsam. Şöyle bakıyorum, genel Yavuz Selim Dinççi, Osman Yıldırım, Sanayi Polat, Serap Hanım, Sait Yalçın Kaya, Berna Songül yanılmıyorsam, yanlış okumadıysam, bu arkadaşlarımız şu anda bizleri izlemekte olan dostlarımız. Hepsine hoş Hepsine geldiniz sevgiler, diyoruz. saygılar. Evet, Devam edin, hepsine hoş gelebilir miyim? geldiniz diyoruz. Şimdi Aydın abim olmasa bir anı daha paylaşıp ondan sonra türkü paylaşırım. Siz nasıl isterseniz biz Tamam, ben Ahmet'in programda Kelebeğini okumuş olayım. Anı yine paylaşacağım. Ahmet'in Kelebeğini okumuş olayım. Ben şunu biliyorum, Nebi Hoca. İnanın biz toplum olarak bizi bayağı daraltmışlar. İnsanların cidden gülmeye ihtiyacı var. Yani onun için böyle şey ya, böyle insanları zaten ruhen daralmışız. İçimizi genişletecek anıları söylemek güzeldir yani. Şimdi ben bir şiir okuyayım. Bir aklıma gelecek güzel şeyler anlatırız yani. Biraz kahkaha atacağımız şeyler olsun yani. Ahmet'in Kelebeğini okuyorum. Kitaba adını veren şiiri. Evet. Yüreğimi şiirlerle yıkıyorum. Beynimi felsefeyle. Ruhuma şarkılar döküyorum. Bahar temizliği değil bu. Hayat temizliği. Güce ve paraya tapanlar. Hey namludan düşmüş gülleler. Hey namlu kafalılar. Nefret ediyorum karanlığınızdan. Bağnazlığınızdan, ırkçılığınızdan nefret ediyorum. Yüreğime şarkılar döküyorum. Alev alıyor. Göz yaşlarımla yıkıyorum bedenimi. Efsunlanıyor. Şimdi ben karanlığınıza inat. Yerle bir ettiğiniz tur içinden havalanıyorum. Ondandır rengim kırmızıdır benim. Dut yaprakları inceliğindeyim. Ve çiçek tozlarını derliyorum. Kırklar Dağı tanığımdır. Ahmet'in kelebeğidir yüreğim. Güneşler içindeyim. Dicle'nin kıyısında Hevsel bahçelerindeyim. Teşekkür ediyorum. Arkadaş işte okumuş olayım. Sağ olun. Yüreğinize sağlık, Sağ olun. emeğinize sağlık. O şiir yüreğiniz daim olsun, kahkahanız daim olsun. Ruhan abiye de buradan selamlar gönderiyoruz bir kez daha. Zeynep Tütüncü aramızda şu anda. Mehmet Ali Albak aramızda. Evet, bir türkü arası verelim. Ondan sonra da Aydın abiden yine anıları dinlemeye devam edelim. Yok, evet, tamam. Ama
inan ki bir tanem benim de bu sevdamda güne duracaktır. Varsın fırtına olsun yüreğine al beni. Varsın fırtına olsun yüreğine al beni. Almışım emelimi hep yanında bil beni. Ama inan ki bir tanem benim de bu sevdamda güle duracaktır. Ama inan ki bir tanem benim de bu sevdamda güle duracaktır. Teşekkür ederim Aydın abi. Sağ olasın sizi. Keşke sağ olasın. Keşke bir yeteneğim olsaydı. Kıskandım bazen. Bazı şeylere imreniyorum yani ya. Bu özel bir şey tabii ya. Abi daha erken hemen başlayabilirsiniz vallahi. Oo, tamam. Ben biliyorum yani şey burunda bir genç olduğumu biliyorum yani. Daha biliyorum. bak. Hiçbir şey gecikmiş değiliz yani. Vallahi Bektaş abim yine bir şeyler yazmış ya. Hayırdır Aydın diyor. Yorgun gözlerin gülüşünün ardında ne kadar hüzün taşıdığını biliyorum. Hayırdır? Ne laf atıyor? Ya şair. Şair bir insan, insanın yüreğini okur, içini okur abi. Bir de o sadece şair değil. Hani sanatçılarda empati duygusu daha gelişkin olabilir, olmalıdır da. Yani çünkü insan sadece kendini yazmıyor, insanlığı yazıyor ama başkalarını yazarken de kendi başkası olmuyor. Yine kendisidir ama onu anlayabiliyor yani. Kendini onun yerine koyabiliyor yani bir dönem yani. Şimdi Bektaş aynı zamanda oyuncu, tiyatrocu. Yani onda o özellik var yani. O Bertolt Brecht'in tarihselleştirme eylemi var. Diyor ki bir insan, sanatçı kendini bir başkası yerine koyar. Ama ille de bir başkası olması gerekmiyor. Diyelim ki bir oyuncu kralı canlandırıyor. Kralı canlandırdığını bilerek canlandırsın. Yani çünkü birazdan çıkacağım evine gidecek. O bizim güzel bir Hulusi Kentmen hani iş adamı rollerini canlandırıyor diye çok sempatik bir adam. Hoş bir adam Hulusi Kentmen. Allah rahmet eylesin yani. O bizim Yeşilçam filmlerinde değerli insanlar vardı yani o bir dönem. Diyor ki ben bir iş Türkiye'nin en büyük iş adamını canlandırıyorum. Diyor sonra setten çıktım açlıktan ölüyorum. Cebime baktım çorbaya yetecek kadar para var cebimde. Diyor gittim bir yere daldım çorba içmeye. Adam diyor abi diyor yanlış geldin burası ayakkabı tamircisi. Diyor, ben orayı çorbacı olarak görmüşüm. İş adamı yani. ya. Aydın abim. Benim. Bildan hocam, Bildan Poyraz Coşkun şair dostumuz diyor ki Aydın hocamı tebrik ediyorum bu son şiirinden ötürü. Müthiş güzeldi. Tebrik ederim. Kalemi daim aksın demiş. Şöyle bakıyorum, Cale Topaloğlu arkadaşımız. Yine selam Nebi Hocam, konuğunuz da hoş gelmiş, iyi yayınlar. Arzu Hanım, çok teşekkür ederim. Yine o güzel yüreğiyle alkışlamış, yazılarını döktürmüş. Sevgili Reyhan Ahmet'i diyor ki, insan köklerinden uzaklaşmadıkça kök nedir bilir mi? Değişik rengarenk topraklara ayak basmadıkça insan neden daima ata toprağına gömülmek istediğini anlayabilir mi? Mehmet Uzun. Çok güzel. Çok evet. Güzel. Bir günde yaşamış ya yani bir düşünün 12 Eylül'e dışarı çıkmış ve kendini oluşturmuş, yetiştirmiş. Şimdi dünyanın tanınan yazarlarından biri ve tabii ana dili Kürtçeyle yazıyor yani Türkçe'ye başkaları çevirdi. Ama inanın
çok birikimli, çok güzel bir yazar. İyi bir ve çok da güzel bir yazar. Evet. Ben onu tanıdan gurur duydum. Yani ruhu çağ olsun diyorum. Aydın abim izniniz olursa bugün çok yorulmuş Bektaş abim. Yani o kadar bulaşık, o kadar çamaşır, o kadar şey. Bak hanım. Demek ki hüzünlü. Onun için bende de hüzün görüyor. Bende kendini görüyor. O hüzünlü ya. Vallahi ben çamaşır yıkamamışım. Bak abi. Aydın abi duyuyor musun hanımı? Hanım oradan niye diyor, siz yapmadınız diye mi böyle kızıyorsunuz Bektaş abiye? Vallahi yok, yemin ederim. Aslan Bektaş. Bektaş ben onun için diyorum ya, international. Enternasyonaldır yani. O Avrupa görmüş bir insandır. Bize örnek olması gerekir yani. Yani biz biraz yere kalmışız. Ne yapalım? Vallahi Selma yengem çok şanslı. Bektaş abim o güzel yüreğin daim olsun. Aydın abim izin olsa dağlara yenildi sevdamız kitabından ben bir şiir okumak istiyorum Bektaş abimin şiirini. Hani demin dedin ya, oyuncu yüreği gerçekten birçok güzelliğe ulaşıyor. Diyor ki, umudu büyütür çocuklar. Benim ülkemde çocuklar büyümez. Daha el kadarken açlık, sıtma, veremden ölür. Teröristtir çocuklar benim ülkemde. 9 kurşunla sırtından, 15'inde kafasından vurulur ekmek almaya giderken. 16'sına geldiğinde kaçakçı diye havadan vurulur. Yaşayabilmişse 17'sinde idam edilir. 19'unda karadan vurulur. Kazara gelmişse 20'sine yollanır mapushaneye. Benim ülkemde korkulur çocukların isyanından büyümek. Büyümek çocuk işidir ya. Benim ülkemde büyümez. Umudu büyütür çocuklar inadına demiş. Sevgili Bektaş Çağdaş ağabeyimin o güzel yüreği daim olsun. Sağlık diyorum. Ben biliyorum biz bugün ikimiz yalnız değiliz. Ha. Yani başka böyle güzel insanların yürekleri de bizden yana olduğu için biz kalabalık görünüyoruz. Yani mesele orada. Yani şu anda aramızda olmasalar da yürekleri bizle beraber yani. Ruhan hocamın, Bektaş hocamın. Şimdi bak bize laf atmış valla. Bektaş abi diyor, laf atmayın diyor. Ben şey diyorum. Mesela sanat gerçekten ön yargıları yıkan bir süreçtir. Hani mesela Einstein diyor ya, günümüzde atomu bir ön yargı yok etmek bir atomu parçalamaktan zordur. Şimdi atom paramparça da edilmiş, ön yargılar yok edilemiyor. İzninizle ben bu olaya ilişkin bir iki anımı anlatayım. Yani böyle yaşadığımız bir olay. Öyle çok şey değil yani. Hani Diyarbakırlı olmanın getirdiği bir şey var yani. Bazen dışarıdan başka şekilde bakılabiliyor. Ben İstanbul'daydım dershaneciyken. Ahmet Ruhi, Allah rahmet eylesin, matematik hocamız var. Dünyalar güzeli bir insan. Antalya'da Sahil Kerana siteleri var. Yeğenlerle beraber. Telefon açtı, benim İstanbul'da olduğumu biliyor. Diyarbakır'a döneceğimi biliyor. Aydın dedi, ne yapıyorsun? Dedim valla abi bir iki gün sonra Diyarbakır'a döneceğim. De, gel buraya Antalya'ya, buradan beraber Diyarbakır'a döneriz. Dershanede ortağımız matematik hocası yani. Dedim tamam. Gittim, havalandan indim. Akşam üzeri çıktım, kimse yok. Dedim ya gider bir yerde kalırım. Bir aksilik olmuş. Ahmet abi de şakacı, bunu biliyorum. Sonra içinden bir ses, böyle bir dön geri bak dedi. Gayri ihtiyar ya. Bir döndüm. Bunlar, biz Diyarbakır'da komu küfret deriz. Sülalece böyle kalabalık. Arkada saklanmışlar bir yerde. Beni gözlüyorlar. Aydın ne yapacak diye. Beni aldılar. Siteye gittik. Birkaç gün kaldık. Bana dedi ki, Aydın benim bir yeğenim. Aydın Sultanhisar'da evleniyor. Erkek yeğeni. Benle gelir misin? Eşe gider misin? Gidelim mi? Dedim abi gidelim ya. Ben görürüm. Benim için değişikliği olur yani. Bir yeri görmüş olurum. Gittik. Mustafa adında boylu, postlu, yakışıklı, sempatik bir genç bizi karşıladı. Kızın kardeşi. Bodrum'da da iş yeri sahibi. Bunlar çok zengin. Babası bana diyordu ki, Aydın hocam, taşa tohum atsak taş yeşerir. Ve bizim bu şeyi, neydi bu? Bu burada bir köklü bir aile var. Onların kızı gelinleri tanıştırdı. Yani bunlar şey, böyle savcı. Çocuk da oturduk.
beni de çok sevmiş. Irkçı işte dünyayı fethetme bilmem ne falan hani alçına gelmiş yaklaşım var ya. Ben de gayri ihtiyari bana biraz yüklendim. Ahmet abi de benden yana çıkınca benden hiç ayrılmıyor. Beni öyle bir sevmiş ki benden ayrılmıyor. Şimdi düğünde bunlar zengin bir aile cidden. Askeri Erkan geliyor falan. Ahmet abi hani damadın amcasıdır diye gidiyor. Ben de Mustafa yalnızız masada üstte bir yerde böyle balkon gibi bir yerde masayı kurmuş, masayı donatmış. Herkesin gözü bizim üzerimizde. Yani bu adam kimdir, neyin nesidir böyle özel duruyor falan. Dedim Mustafa ya sevgili kardeşim Allah aşkına bu içeride böyle gerilerde bir yerde oturalım. Açık bir alan. Yani ben burada pek rahat etmiyorum. Yani ki sizi izleyeyim düğünleriniz nasıldı, gelenekleriniz, görenekleriniz. Dedi yo yo Aydın abi dur senin için Selçuk'a gidiyorum. İzliyorsa nedir o selamlarını da almış olsun. Mustafa beni yalnız bırakma gitti. Ben kulaklarıma kadar kızarmışım. Herkesin gözü üzerinde bu neyin nesidir? Bu adam kimdir böyle bu kadar değer veriyorlar? En sonunda baktığım bir tane dansöz 20 dakika geçmeden bir tane dansöz nasıl kıvırarak geliyor? Ya ben böyle yerin dibine girecektim neredeyse. Kalktım dedim Mustafa sen ne yapıyorsun? Diyor Aydın abi diyor, ben seni için getirdim. Sen demokrat değil misin? Dedim Mustafa oğlum ben demokratım ben pavyoncu muyum? Ya anlatamam yani. Şimdi Mustafa kafasında bu demokrat herhalde pavyoncu edike falan. Bunlar ama orada şey yani o düğünlerde dansözün oynaması gelenek ya. Sonra gitti baktı ki ben hoşnut kalmadım gitti aşağıda oynadı. Aşağıda oynayınca ben de rahat rahat izledim yani. daha demokrat oldun değil mi? Bir anı daha evet, Tabii ki. Şimdi Mehmet İmret arkadaşımız, doktor, operatör doktor İlker Arslan dostumuz, Dursun Yiğit merhaba canlar demiş. Aydın abiye kalp göndermiş Mehmet S. İmret. Teşekkür evet, ederim. Kahkahalar peşi sıra geliyor dostlardan. Yine bol Türkiye'de kahkahalı bir programın içerisinde. Ben beklerim yani. Ya, Türkiye'yi zevkle dinlerim yani. Güzel oluyor. Nasıl? Türküyle katılacaksanız ben zevkle dinlerim. Güzel oluyor. Yok abi. Kahkahalar varken türkü çalarız. Ne olacak abi? Dinliyoruz abi. Niye güzeldir canım. Şey anlatayım. Bak mesela bir ara şeye gidiyorduk. Antalya'ya gidiyoruz. Arabayla. Arabayı yeni almışım. Ben kendi kendime öğrendiğim için kendime özgü kullanıyorum. Araba bir yerde mola verdik. Saat 3.30 falan gece yarısı ya. İyi ki mola vermişiz. Yedik, içtik. Çocuklar da arabada. Onlar uyudular. Ben bir yere geldim. Turgut Özal viyadüğü ve araba durdu. Ben 5-10 dakika bizimkine uyuyorlar. 5-10 dakika kurcaladım. Bir kaputu açabildim yani. Açabildim. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ondan sonra Diyarbakır arabalarını durdurdum. Hele bir gelin bakın nedir bu? Hani ben dedim araba benim umurumda değil. Ben araba tekmeyi atarım da çocuklar içeride. Baktılar dedi hocam valla ciddi bir şey olmalı. Yani bu normal bir şeye benzemiyor. Ondan sonra ben 155'i aradım bir bildim o. Çünkü o arabadaki aradığım sigorta şeyine ulaşamıyordum. 155'i aradım dedim ya ben öğretmenim böyle bir şey var. Nereye aramam gerekir? Dediler hocam dur seni 156'ya bağlıyoruz. 156'ya bağladılar. Bilmiyorum, bir yerlere bağladılar. En sonunda adama dedim kardeşim neredeysen gel. Yoksa ben bu arabayı fırlatıp basacağım da içeride çocuklar var. Dedi hocam valla geliyorum. Bir baktım böyle mavi ışık yanıyor geliyor. Bizi aldılar sabahleyin sabah olmuştu. Bizi götürdüler Osmaniye'ye. Böyle gençler duruyor. Şimdi benim araba 06 plakalıdır ama arkasında Diyarbakır yazıyor. Bu bizimkiler içeride oturuyor, çay içiyorlar. Gençler etrafımı sardı. Diyor hocam işte Diyarbakır'da işte şey var nedir o? Mağaralar, çamur evler. Emin olun ya Nevi hocam şaka değil ha. Yani belki şimdi onlar da bizi izliyorlar. Çamur evler, mağaralar. Bir şeyler anlattı. Ya dedim gençler vallahi siz mesela bu küçük yerde yani bu Osmaniye sevimli bir yer ama küçük bir yer. Diyarbakır bin yılların kenti. Diyarbakır büyük bir kent. 2 milyon nüfusu var. Bazı caddeleri Şanzelize gibi. Ne mağarası oğlum vallahi ben doğma büyüme Diyarbakırlı mağara bizim oralarda yok. Hiç mağara gerçekten yok. Şimdi çocuklar bakıyorlar ben güzel giyinmişim güzel de konuşuyorum. Onlar da inanıyorlar yani söylediklerine yani öyle sanıyorlar. Kardeşim dedim siz aynı o 2. Dünya Savaşı'nda ormanda kalmış Japon askerlerine benziyorsunuz lan. Diyarbakır nasıl mağara olsun oğlum? Diyarbakır koca bir kent yavrum. Siz yanlış biliyorsunuz yani bu böyle gerçekten böyle değil. Birkaç kişi gitti. Demek gittiler kahveden bir tarih hocasını getirdiler.
tanıştık dedim Aydın abi. O da kendini tanıttı. Dedim ya bu gençler diyorlar mahara, çamur evler, Diyarbakır koca bir kent, binlerce yılın kenti. Baktım gençlere döndü dedi. Gençler dedi, Türkiye'mizde kaç tane büyük şehir var? Diyarbakır büyük bir şehrimizdir. Ondan sonra bu çocuklar hemen yelkenleri suya indirdi. Dedim ulan ben bir saat konuşuyorum, buna bana inanmadılar. Adam bir cümle söyledi, ona inandılar. Şimdi patronları hani ben bir de Diyarbakır konukseverlik bir şeylerden söz ettim. Diyor ki Aydın Hoca, sen bizim yemeği yemeden, sizler bizim yemeği yemeden gitmeyeceksiniz. E dedim tamam canım, siz de bizim Anadolu insanısınız, iyi. Sizde de bir şey var, güzel yani. Oturduk, kebaplarını yedik. Sonra bana kartlarını vermişler. Dedim bak kart bende. Arabada bir teknik arıza olursa artık sizin yerinizi tanıdım, geri gelirim. Dedi yok yok, hele sen gel şimdi araba bin. Araba hareket halinde. Ben bindim, devriyajdan ayağımı kaldırdım ki gaza basayım. Demek ki ben o fren balatalarını yakmışım. Arabayı yeniden yaktılar. Ha. Yani böyle alt kısmını açtılar. Ben hem ayağım hep devriyajdanmış. Acemileri kullandı. Düşün arabayı yeni öğrenmişim. Antalya'ya gidiyorum. Yani Antalya'da şimdi ayağımı frenden kaldırdım bir gaza basarken araba kaplan gibi olmuş. Böyle vum böyle bir sıçrayınca ben birden frene bastım. Dedim ulan alçaklar, benim arabama rakı mı içirdiniz? Herkes ya. Vallahi kahkahaların arasına türkü söylemek biraz zor oluyor. Yok vallahi güzel oluyor. Mola verelim canım. Bir Mamak türküsü söyleyelim. Geçen sonbahara bakıyorlar, şirin bir şirin gece kondu evleri, Samsun asfaltında otomobiller. Ne güzeldi yollarda olmak şimdi. Güneş altında tutsaklar, geçen sonbahara bakıyorlar, şirin mi şirin gece kondu evleri, Samsun asfaltında otomobiller. Ne güzeldi yollarda olmak şimdi. Ne güzeldi yollarda olmak. Teşekkür ederim Aydın abi. Yolları, yolculukları söyleyince benim de aklıma bu türkü geldi. Gerçekten yolda olmak çok güzel. Hele ailecek olmanın keyfi bir başkadır. Böyle sürekli her an berabersiniz. Her an muhabbetin demindesiniz. Biz yolculuklarımıza mutlaka kahvemizi de alırız. Kahve içeriz belli yerlerde ki Toroslar'da kahve içmenin keyfi sevgili Profesör Doktor Hasan Yürek, Mersin Üniversitesi'nde Edebiyat Bölümü bölümünde öğretim üyesi, bu sene Yaşar Kemal için özel bir kitap hazırlanıyor. Ya Nebi Hocam dedi ki, Yaşar Kemal'i sevdiğini biliyorum. Dedi ki biz akademik olarak birçok
yazılar yazıyoruz. Hani farklı farklı üniversitelerden. Senin de dedi işinden geldiği gibi bir şeyler yazmanı istiyorum. Ya dedim ne yazayım kardeşim? Yaşar Kemal bu dediğin yani bu nasıl ne yazabilirim ki? İşte dedim ki ya ben Toroslardan geçerken sürekli o Torosların yüceliği, büyüklüğü bana Yaşar Kemal'ı andırır ve orada kahvemi içerken de mutlaka beraber olduğum yolculukla yanımda yolcu varsa yolcuya, çocuklarım varsa çocuklarıma mutlaka Yaşar Kemal'dan bahsederim dedi. Hah dedi tamam işte bunu istiyorum dedi ve bana da yazdırttı. Tamam. İki sayfalık bir yazı yazdım. Yanılmıyorsam Ocak ayında çıkacak ki Yaşar Kemal'in bu özel çalışmasında benim de bir yazımın olması bana ayrı bir keyif, ayrı bir onur kattı gerçekten. Leyla kalemini sağladı. Çok güzel olmuştur. Çok teşekkür ederim. Şimdi bakın dostlarım nereden yazmışlar? Niğde'den Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinden, başkanlarından Bünyamin Kıvrakdal dostum şu anda aramızda. Bektaş abim diyor ki yüreğine sağlık sevgili Nebih kardeşim. Benim ülkemde büyümez umudu büyütür çocuklar. Söz biz baharı yeniden yaratacağız demiş sevgili Bektaş abim. Umut güzel. Ligold 45 demiş ki pardon evet demiş ki gülmekten balatalar yanmasın diyor. Araçtan bahsettin ya. Bir de araca rakı da içirdin ya Aydın abi. Vallahi helal olsun. Diva Yusuf dostum yüreğine sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Adana'dan sevgili kuzenim Semire Nafile şu anda bizleri izlemekte. Semire Nafile Çekici. Evet soyadı Çekici oldu. Zaten kendisi de Çekici güzeldi sevgili Semire kuzenim. Soyadı da eklenince daha başka güzel oldu. Aydın abim neler paylaşırız şimdi bu bölümde? Şöyle bakıyorum yaklaşık 70 dakikayı geride bıraktık. Benim ellerim havada. İşi yönlendiren sizsiniz. Size bağlıyım ben yani. Ben sizin... Sabah dersin kaçta abi? Ben deplasmandayım şu anda ona göre. Ağırlayan sizsiniz. Vallahi çok teşekkür ederim. Sevgili Reyhan Duyur, umut güzeldir. Umutsuzluk anımda tanıdım Nebi hocamı. Çok teşekkür ederim sevgili Reyhan. Reyhan da Almanya'dan daha önce Türkiye'deydi. Şimdi Almanya'da yaşıyor ve Özgür Gazetesi'nde düzenli olarak köşe yazılarıyla buradaki dostlara, buradaki okurlara bir katkıda, kültür sanat anlamında bir katkıda bulundu. Kendisinin yüreğine sağlık sevgili Reyhan arkadaşımızın. Evet Yavuz 47-58 Aydın abi selamlar demiş. Evet şimdi sözü Aydın abiye bırakıyoruz o zaman. Tamam. Şimdi şey yani... Sorabilir miyim? Hani romandan söz ettim, romandan bir anıyla başlayayım. Yani bir sonra da bir şiir okurum, ondan sonra sözü size bırakırım. Şimdi ben çocukken hani romandan söz ediyorum, romandan bir bölüm yani pijamayı gösterdiniz ya. Bizim arkadaşlara akşamları bir araya gelirdik. O zaman dünya bize aitti yani 24 saat dışarıda gibiydik yani. Böyle korku, endişe, kaygı yoktu. Kötülük ya da sınırlıydı belki o dönem yani. Biz o kötülüğü bilmiyorduk. Dışarıdaydık. Ben onlara hikaye anlatıcısıydım, lideriydim. Böyle ürkütücü şeyler anlatıyordum. En heyecanlı yerinde hey diyordum kaçan kaçana. Şimdi o pijama alışkın hale gelmişti. Bir kalbini tutuşu vardı ki hepimiz yerlere yatıyorduk. Yani böyle oyun. Bu her yeni gelene belasını sürerdi. Korkuturdu onları. Korkutamadığını da gelirdi bizden yardım isterdi. Şimdi bir gün geldi de Aydın bizim bu yeni mahalleye biri gelmiş. Çok ukala kendini beğenmiş falan. Beni kışkırtıyor. Dedim oğlum pijama nedir yani? Yani vuralım mı o çocuğu? Diyor ya Aydın diye bunlar yeni köyden geliyorlar. Gel de biz böyle oturalım bunu çağıralım. Hani ben çağırınca geliyordu insanlar yani geliyorlar diyor. Oturalım sen buna heyecanlı bir şeyler anlat. Ondan sonra bir korkut böyle şey o eğleniriz yani Allah kahretsin. Yani o bizi olumsuzluğa da yönlendiriyordu yani. Şimdi bu söylediğim arkadaş da birkaç gün önce Diyarbakır'daydı. Beraber gezdik şu anda İzmir'de.
romanda Pivaz Musto dediğim kişi yani. Şimdi gittim, esmer bir çocuk, köyden yeni gelmiş, işte hoş gelmişsin falan, böyle güzel bir tip görünüyor. Oturduk, sohbet ediyoruz, ben başladım böyle ürkütücü bir şeyler anlatmaya. Elektrik direğinin altında oturmuş onun aydınlığında. Ben anlattıkça bu garibanın gözleri irileşiyor. Yani ürkütmüş zavallı, hani hayatta böyle bir şeyler duymamış, böyle ürkütücü şeyler. İşte nedir o? Kervanlar, bilmiyorum işte yarasalar, yok bilmiyorum çıngırak sesleri, yok bilmiyorum hışırtılar, ay ışığı falan, bir şey korkulu şeyler anlatırsa gözleri böyle irileşiyor. En heyecanlı yerde bir hey dedim. Ah keşke demez olaydım. Bu korkudan bir kendinden geçti, boğazıma sarıldı. Boğazıma sarıldı, ben bir türlü boğuluyorum, resmen boğuluyorum. Arkadaşlar tekme tokat, ben bir türlü çelikleşmiş kolları. Vuruyorlar, habire vuruyorlar, bu kolları çözülmüyor. En sonunda ağzından sular akarak böyle hırıltılı bir şekilde çöktü, kolu çözüldü. Ben boğulmaktan zor kurtuldum. Ödü patlamıştı. Bu başlangıç. Başlangıç. Bunun ardını da anlatayım. Ondan sonra şiir okuyacağım. Gelmiş, geldi. Israrla Aydın diyor, ne olur. Diyor bak o zaman bağla gerçekten yeni oluşuyor. 5-6 kişi gelmiş diyor, akraba. Diyor, bunlar böyle şey kabadayı havalarında. Diyor, çok şey. Bunlara mutlaka dersini vermem lazım. Lan oğlum ne diyorsun yani? Yani bu çocuklar yeni gelmiş, daha tanımamışız bile. Yani vuralım mı onları? Yok yok diyor Aydın. Diyor, sen onları sığınağımıza çağır. Diyor, arkadaşlarımızın da haberi olmasın. Böyle bir ses çıkarıyordu, böyle pavlıyordu. O sesimi duyduğunda sen korku şeyleri anlat. En heyecanlı yerinde ben sana şey parolayı vereceğim. Sen onlara bir hey de gerisini bana bırak. Şimdi pijama tekin bir tip değildi. Gerçekten çok yaratıcıydı. Şimdi bizim sığınağımız da böyle 1,5 metre elinde bir girişi var. Ondan sonra geniş bir alan. Ben bütün arkadaşları çağırmışım. Oturmuşlar, böyle yazlık sinema gibi zaten düzenlemişiz. Protokol sırasında o 5-6 tane pijamanın işte kabadayı dediği kaba saba tipler var, oturmuşlar. Onlarla tanışıyoruz yani. Ben karşılarında oturmuşum. Pijamadan o parolayı alınca başladım anlatmaya. Ben karanlıkta kalıyorum. Her tarafı kapalı. Bunlar ay ışığında bile gözlerinin irileştiğini görüyorum. Gerçekten yani garibanlar hiç duymamışlar. Hayal köyden yeni gelen zavallılar. Yani anlattıkça ürktüklerini görüyorum. Ama şimdi arkadaşlarımız çok rahatlar, bir şeyin farkında değiller. Ben rahat değilim. Ben pijama o tekin değil, biliyorum. Başımıza ne örecek, nasıl bir çorap örecek bilmiyorum ama ben de kabul etmişim. Öyle bir ısrar etmiş ki kırmamışım, kabul etmişim. Ondan sonra parolasını duydum, en heyecanlı yerde bir hey dedim. Şimdi o orada korkmaları, bizim arkadaşların da korkması normal yani, ya inanın yani. Böyle bir sıçradılar, falan şey irkilerek bir sıçradılar. Sıçradıktan sonra çığlık atarak, ama nasıl, bizim arkadaşlara dahil o taracık yolda birini eziyorlar. Kanın dondu. Yani ben pijamanın bir şeyler yapacağını bildiğim halde ben de kaçacak yeri bulamıyorum. Bir kalktım, baktım bu sağda. Beyaz bir örtük kefen atmış üzerine, böyle kasıntılarla neredeyse uçacak üzerimize o havada. Bunlar korkudan kanatlanmış birini eziyorlar ve sonra o olayın daha başlangıcı. Bunlar koşarken pat pat yerleştirmiş böyle tel örgüler. Basarken patlıyor, uy ana diye o çığlıkları vardı, yemin ederim halen de aklıma geldikçe kahkaha atıyorum. Felaket bir görüntüydü yani ya. Bak bir zamanlar böyle bir çocukluk vardı ya. Şimdi çocuklarımız bunu yaşıyorlar mı? Vallahi ben emin değilim yani. Sanki şimdi çocuklarımız vallahi binalarda Allah kahretsin ya. Habeşi noktada saklı. Vallahi abi ne diyeyim ya. Gerçekten iyi ki bu kitabını okudum. İyi ki bu kitabınla tanıştım. Hakikaten yani Bektaş abim de yazmış. Gülmekten kırıldım Aydın. Deplasmandaki halim buysa vay halimde demiş. Sağ olsun. Bektaş bir ara aramızda olmalıydı. Ben bir şiir okuyayım, sonra türküyü size bırakıyorum. Ahmet'in Dolunay'ı. Seni kalbime gömdüm. Şehitlerim arasına, Murat alamamışların yanına. Dünyanın en güzel adını taşırdın. Dünyanın en güzel kızı. Yaraşır mı sıcaklıkta saklıyorum seni. Senin için. Kalbimin rüzgarlarıyla inleyen ağaçları, kurumadan kalan bütün çiçekleri ve gözyaşları. Ben kuşları hep uçar bilirdim. Yerlere çivi gibi çakıldıklarını gördüm.
Ateş özgürlük getirecekti bize. Çığlıklar taşıdı kulaklarımıza. Dostluk ölümü yenerdi, sıcacıktı. Şimdi iceberg'ler yüzüyor kalbimizde. Güzel kızım, sen toprağa düşmedin. Hayat daraltılmıştı. Sen dünyayı dolaşmaya çıktın. Sen şimdi Ahmet'in göğünde kıpkızıl bir dolunaysın. Islak gözlerime doluyorsun. Gözlerim ondan kırmızı. Ben Kırklar Dağı'nın düzünde bir fani olarak içiyorum. Başımın üstünde sen, ayaklarım altında kederi Dicle Nehri ve iç çeken Evsel bahçeleri. Kara haberini aldığımdan bu yana her sabah uyanıyorum ve acı başlıyor. Bu sabah Tayyip Bedefa'nın telefonuyla uyandım. Dün gece kabus görmüş. Mezarlıklar ve mezarlar. Korkmuştu, sesi titriyordu. Günlerden beri ilk kez güldüm. Dün ellerinde karanfiller, Ahmet'in kara güllerinden bulamadım. Mezarını aradım gece yarıları. Bedirhan tir tir titriyordu. Bulamadım yerini. Yeni kazılan isimsiz, gencecik bir mezara bıraktım karanfilleri. Üç kıpkırmızı karanfil. Biri hayat, biri ayrılık, biri de gözü kanlı ölüm için. Ellerime bulaşmıştı rengi. Senin adına, senin adına yana yakla ağladım. Kahroldum, kahroldum. Amansız bir acı bu. Ve yerini buldu. Kalbimin tam ortasında döner bir burgu. Güzel kızım, seni inciten Diyarbakır toprağına lanet olsun. Lanet olsun hayata ve aşka. Sen dünyanın en genç ve en masum kızı. Yaşayacaksın, yaşayacaksın kalbimde ve şarkılarımda. Teşekkür ediyorum. Bu acıklı şiiri niye okudum ben şimdi? Ben onu anlamadım. Teşekkür ediyorum. Aydın abi, yüreğinize sağlık. Bakın, size yakın bir yerlerden dostlarımız bizleri izliyorlar. İran'dan sevgili Abbas dostumuz hep bizlerle birlikte olur. Umudun sesinde bizimle o umudu, güzelliği paylaşır. Sevgili Abbas dostumuza da selamlar. Bana diyor ki, ya sen diyor Van'a kadar gel, Diyarbakır'a kadar gel, ben seni İran'a aldırırım diyor. Vallahi İran'a Aydın abimi de katmak lazım. Benim şu anda, vallahi benim şu anda kalbim kırık. O olup bitenlere asla tahammül edemiyorum. O gencecik kızlara, çocuklara yapılanlar vahşet yani ya. Ben şu anda kalbim kırık. Yani mesela İran halkının başımın üstünde yeri var. Ben sempatiyle bakıyorum. Müthiş zengin bir kültür. Şairlerin yüzü suyu hürmetine çok sevgiyle bakıyorum. Ama bu olup bitenler çok kötü yani. Ne yazık ki. Çok kötü yani. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir Abbas dostumuz türkü yürekli bir dosttur. İran'da yaşayan Türklerdendir. Öyle diyeyim. Sevgili Bahar Ceylan arkadaşımız aramızda. Hoş geldiniz. Nedim Güzelyüz Cabiroğlu. Sezai Başkan aramızda. Sevgili Yakut Baran yine aramızda. Sevgili Esra diyor ki, az önce Aydın abinin anlattığına yağmurdan kaçarken doluya tutulmak denir sizin duruma. Aynen öyle olmuş değil mi? Şimdi Bektaş abim anlaşıldı, bugün katılmayacak, biliyoruz artık katılmayacak. Bugün daha işleri var, sabaha kadar bir sürü iş yapacak. Ütüye başlamış. Yavuz Selim Dinkçi, sevgili kadim dostum, kardeşim, yüreğine sağlık demiş. Ankara'dan Mahmut Mehmet Yazıcı, şair dostumuz yine aramızda. Hocam, evet. Yavuz Selim Dinkçi'nin öyle bir güzel sesi var ki, muhteşem yani ya. Keşke şimdi katılsa, bir tane söylese yani, bizim gençliğimizde muhteşem söylüyordu yani. Valla katılmak isterse finali Yavuz Hocam'la yaparız. Allah, muhteşem söylüyordu, öyle güzel ki. Evet. Reyhan diyor ki, yarın ve cumartesi bizde yürüyoruz. Mahsa Amini artık tüm kadınların şiddete karşı direniş hareketi oldu diyor sevgili Reyhan. Evet, Almanya'da tepkilerini gösteriyor. Siz türküyü söyledikten sonra ben bu Mahsa Amin'le yazdığım şiiri bulayım, onu okuyayım. Tamam mı? Tamam, olur. Şimdi
Kahkahalarınız o kadar güçlü ve güzel ki ben sponsor firmayı da tanıtmayı da unuttum Aydın abi. Allah'tan dayım beni çarpmayacak. Sevgili dayıma buradan bolca selamlar. İşin esprisi tabii ama biz burada algı yaratıyoruz. Program öncesinde ve sonrasında paylaşımlarımızla dostlarımız Antioça Cafe Pub'da neler olduğunu görüyor. Evet, Antioça Cafe Pub gerçekten Antakya'nın, Defne'nin güzel mekanlarından, nezih mekanlarından bir tanesi. Sizin finali hep Ruhan abiyle yapardık ama yine de finali şiirlerle yapacağız. Ben şöyle biraz Diyarbakır'a uzanmak istiyorum. Diyarbakır'da iki yüreğin aşkını anlatan ve aşkından sonrasını anlatan bir türküyü paylaşmak istiyorum. Suzan Suzi. Evet, diyor ki ütü yapmayı bıraktım. Çamaşırları sererken şiir gibi serince ütü yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Gördün mü? Hemen çarptı bizi. Aydın abi biraz Diyarbakır'a doğru uzanayım. Suzan Suzi'yi söylemeye çalışayım. Allah'ıma sen garip
anam, garip anam, garip anam. Hadi Mevlam kendim. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim Aydın abim. Yüreğine sağlık. Şimdi yavaş yavaş artık programımızın sonuna, final bölümüne gelelim. Yarın Aydın abimin erkenden dersi yok. Var mı? Var var. Ben daha şey, burada genç bir adamım canım. Yarın erkenden dersim var. Bak bizim müdürümüz de bizi izliyor. Bizim müdürümüz de bizi izliyor. Selamlar yolluyor. Vallahi selamlar, selamlar müdürümüze. Ben mi yarın 12 saat dersim var ve nöbetçiyim Aydın abi. O tamam. Yani ben tamam. Yani o zaman dinlenme hak ediyoruz demektir. Ben o şeyi sağ olasın. Mahsa için yazdığım şiiri okuyayım. Sonra toparlamak istersek toparlarız. Şimdi şöyle yapalım. Mahsa için yazdığınız şiiri paylaşalım. Tamam. Ardından yine bir anı paylaşalım, kahkahalarınızı duyalım. Teşekkür ederim. Sonra bir türküden sonra finali siz bir şiirle, ben de bir şiirle bitirelim bugün. Ama çok teşekkür ederim. Dostlarımızın da yazdığı mesajları da okumak istiyorum. Tabii. Sarin Serap, sesinize nefesinize sağlık Nebi Hocam demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yavuz Selim Dinçi yine kalplerini göndermiş, alkışlarını göndermiş. Çok teşekkür ederim Yavuz Bey. Bektaş abim demiş ki, Aydın gülüşü güzel dostum, can şairim. Ben sizinleyim. Katılmak sizinle aynı karede olmak benim için bir onurdur. Katılmadım, sizi izlemek çok güzel olduğu için. Bektaş abim tamam, bu sefer katılmadın, bizi izledin. Ama Aydın abi diyor ki bir gün ben de Bektaş dostumu izlemek istiyorum. Doğru mu? Allah büyük, Allah büyük, dünya küçüktür. Bir gün onu yalnız yakalarız. Çamaşırların çekmediği bir anda yakalarız onu. Tabii ben de biliyorum canım. Değil mi? Evet, Arzu Hanım muhteşem, yüreğinize sağlık Nebi Bey demiş. Çok teşekkür ederim. Sevgili Abbas dostumuz, ağzınıza, sesinize, ellerinize sağlık. Üstadım Nebi abim, çok teşekkür ederim. Ayhan Mercan aramızda, hoş geldiniz. Nebi abim, Aydın abim, gelin bana, ben size oradan alırım ve İran'a geliriz diyor. Bak Aydın abim, umarım inşallah. Bektaş hocam ev işlerine yaparak hanımına yardım ediyor. Bence örnek bir davranış. Zaten programın başından beri bunu söylüyor Aydın abi. Diyoruz yani, Avrupa görmüş, dünya görmüş. Biz yerel mahalli, o bize örnek gösteriyor, örnektir yani. Biz öyle diyoruz yani. Aynı şey. Aksini söylemiyor ki. Aynı şey söylüyoruz, evet. Evet sevgili İhsan Hocaoğlu, Harbi Mamoş'te okuyabildim mi bilmiyorum. Herbici Mamoş'te çok yaşa öğretmenim diyor bana yani. Çok teşekkür ederim. Sevgili Turgay Kaçan dostum, iyi akşamlar, sevgiler, saygılar yazmış Ankara'dan şair dostum. Yavuz 47-58, Aydın abi gülüşler yüzünden eksik olmasın. Aynen. Musa Haberli aramızda. Evet, şimdi söz Aydın abi'de. Tamam. Ben o şiiri okumuş olayım. Yani bu kitaplarda yok, yeni olan bir olay ve yüreğimizi dağladı. Yani o genç kızların öldürülmesi, vahşice katledilmesi, Allah kahretsin. Lanet bir iş yani. Kesinlikle. Bunlar durmadan öldürülüyor, Allah kahretsin. Ben şimdi Nebi Hocam, ben şuna yürekte inanıyorum. Bütün karın ağrısı güçler, emin olun, insanlığın özgürlüğünü, kadınların özgürlüğünü baskılayarak önüne geçiyorlar. İnsanlığın özgürlüğünü öyle engelliyorlar. Öncelikle kadınların özgürlüğünü yok ederek insanlığın özgürlüğünü yok ediyorlar. IŞİD var ya, o zihniyetler, o karın ağrısı, karanlık güçler hep böyle yani. Onun için umarım artık bu olay, yani bu baskı, yani kadınların yaşamından o erkek egemen toplum, o bakışı, o eril,
çok alçakça bir yaklaşındır ha. Ellerini çeksin artık yani. Kadınlar özgürdür yani. İster kapanır, ister açık dolaşır. Kadınlar, biz nasıl özgürsek kadınlar da özgür, ama biz de özgür değiliz de. Yani kadınlar çok da zor durumda. Katmerli bir baskı altında. Şimdi ben şiiri okuyorum. Mahsa Amini. Mahsa Amini. Ah güzel kız. Ah yürekli kız. Alnı ak kurmanç. Yüzü pak kız. Cübbeli ve kara. Bir örümcek rejim. Zalim ve namussuz, ilkel ve ahmak, 21. yüzyılda Engizisyon, öldürüyor bir gençleri, yuh olsun Molla İran rejimi, yakıyor bir Rus'un yüreğini. Eylül 2022, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Hani... Aydın abim. Efendim dostum. Aslında böylelerine biliyor musun, böylelerine pijama gibi yürekler lazım. Böyle bisikletle değil... Gerçekten tankla aralarından dalacak böyle. Yani hocam işte bu, evet. bu çember kırılacak yani artık, çünkü dünya artık bunu kaldırmıyor. Ha. Bak dünya küçüldü, bak şimdi cep telefonlarla dünya cebimize sığmaya başladı. Artık bu kadar böyle vahşi katmerli baskıyı kaldırmıyor yani. Ya. Şimdi mesela öyle bir duruma düşmüşüz ki şimdi diyelim Amerika'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Fransa'da, Almanya'da sanki sömürü yok mu? Sanki sınıflar yok mu? Var. Ama şimdi kardeşim orada daha uygar bir dünya var. Kim ne derse desin, anladık. Bizim gibi toplumları sömürerek, vahşice ezerek, Afrika'yı bizi ezerek o adamlar böyle kolonileşmişler, kendi uygarlık dünyalarını kurmuşlar. Bu amenna, tamam. Bunların hani dünyaları iki yüzlü, sinsi, egemen devletlerin dünyası ya. Ama onlar kendi içinde bir şey kurmuş ya. Yani gerçekten uygar bir dünya yani, şaka falan değil ya. İnsana değer var belli oranda. Yani insanlarımız şimdi çift yavrusu gibi dağılıyor, kaçıyor yani. Ya. Sayıları bile açıklamıyorlar. Niye? Bir şey var, sıkıntı var ya. Sıkıntılı olan yerlerde tabii ki kaçış başlayacak. Yani önüne geçilemez yani. Aydın abi, ayın birinde Ankara'da yaşanan vahşeti de evet, değinmek yani, istiyorum. Yani iş çok kötü yani. Ya. Gerçekten hani biz... Yani ya. Yaklaşık 10 gündür sahne alıyorum ben, haftanın 2 günü ve düne kadar ben dostlardan istek almadım. Her bölümde Onur Şener kardeşimizi anaraktan aslında bu yaşanan vahşeti anlatmaya çalıştım. Gün geçmiyor ki ülkemizin, güzel ülkemizin bir köşesinde böyle buna benzer vahşetler maalesef yaşanıyor. Geçen hafta Antakya'da yine bir sokak müzisyeni arkadaşımızı yine aynı sebepten dolayı türkü, istedikleri türküyü söyleyemedi diye yine bira şişesiyle yine kafasını maalesef kestiler. Neyse ki Onur Şener gibi hani bir sonucu ölümlü olmadı, ama Onur Şener nasıl güzel bir yürekti de böyle o güzel çocuklar oldu. Yani bir güzel geriye... ailenin ortasına ateş düşürüldü. Yani ya nasıl yani bir ruh hali anlamıyorum ya. Çünkü yani bunlar şey yani ya, sözde bürokrat, sözde memur, yani akıl dışı ya. Yani vahşet yani ya. Yani serseri ruhlu pislikler yani ya. Nasıl böyle yerlerde olabiliyorlar yani. İnanılmaz bir şey yani. Evet. Sevgili Reyhan, eğer okuyabilirsem okuyacağım. Jinjijan Azadi. Jinjijan Azadi. Zendegi kadın Azadi. Kadın yaşam özgürlük. Yani İran'da kadın yaşam o Kürt kızı öldürüldü diye. Kadın yaşam, evet. Özgürlük. Sevgili Abbas dostumuz İran'dan yazıyor. Bu kanları hangi kutsal su yıkayacak? Bu vahşetin mükafatı hangi cennettir diye bir ironi yapmış. Sevim Sarıgül de aramızda. Aydın abi, isterseniz şöyle bir anı daha alalım. Vardır sizde o kahkahaları, bol anılar, değil mi? Yemin ederim. Yani ben biliyorum hepimiz ruhen daralmışız. Hepimiz ruhen daralmışız. Biraz güzelleşsin diye yani bu yani ya, bilerek isteyerek. Şimdi ben dershaneden milli eğitime geçtim. Önce Diyarbakır sahipsiz ya, Antep'e gittim. Bir buçuk yıl kaldım, sonra döndüm. Dershanedeki arkadaşlar
bir müdür beyle oturmuşlardı. Müdür telefonu açtı diye, Aydın abi biz birlikte çalışmışız. Sen kahkaha atıyorsun işte, senin ne olur gel bizim okula falan. Beni oraya yönlendirdiler. Ben de gittim. Ben biliyorum müdür bey beni o öğretmenler tanıtmış yani. Şair, yazar falan. Bana sempatiyle bakıyorlar. Gittim her okulda da öğrencim olan öğretmenler oluyor yani. O okulda da öyle yani. Şimdi bir tane tarih hocası bayan vardı. Öyle sempatik, Diyarbakırlıca konuşuyor. Böyle şey ya, sıcakkanlı bir insan. Ben de espri olsun diye öğretmen orası. Dedim hocam bana bakar mısınız? Siz hiç bugüne kadar benim kadar uzun boylu, gür saçlı, geniş omuzlu, ince belli, renkli gözlü bir insan gördünüz mü? Bütün öğretmen orası kalabalık, sempatik, Diyarbakırlıca konuşan, yani normal konuşmalarda Diyarbakırlıca konuşan bir insan. Baktım böyle durdu, tepeden tırnağa beni süzdü. En sonunda ne deseydi Diyarbakırlıca? Vallahi bir tane bile tutmadı. Bir tane bile doğru değil. bir tane bile tutmadı. Ben de hani belki torpil geçer. Sonra bir gün baktım uzaktan, eşine beni gösterir işte, Aydın hocamız bu, Aydın hocamız bu diye. yani bunlardan yoksunuz yani, olmadı, tutmadı yani ya. Valla Aydın abi siz tabii bizden daha deneyimli, daha eskisiniz ama ben de 30 yılı geride bıraktım. Gerçekten böyle ilk başladığım o yıllara bakıyorum da o öğretmenler odasındaki o sohbetler, o güzellikler gerçekten bir başkaydı. Şimdi özlem duyuyoruz. Yani insanlar gülmeye özlem duyuyor. Gerçekten. Ne diyeyim vallahi... Bir türkü söyleyelim, sonra yine kapanışı kahkahalarla yapalım. Evet, bu türküde Ruhan abiye de gönderelim. Haydar haydar. Benim kime nesimi
yar ki yarın ile hoşlaşım. Nesime'ye sordular ki yarın ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım, o yar benim kime? Aa, haydar haydar, o yar benim kime? Yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Aydın abim. Evet sevgili Doğan Akbulut aramızda, Dilek Sakar aramızda. Bektaş abim diyor ki tutmadığını söylediğinde sen de deseydin ki kendimi değil Bektaş'ı anlatmıştım. Doğan Akbulut, Doğan Akbulut selamlar kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Sevgili Abbas dostumuz İran'dan yazmış, siyah saçların sokağın omuzlarında dans ediyor ve enstrümanının sesi tarihin kara sessizliğini bozuyor ve o uzak noktaya bakıyorum gelen var mı diye yazmış sevgili Abbas dostumuza. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, sesinize, ellerinize sağlık üstadım Nebi Habim demiş. Çok teşekkür ederim. Ebru Ferli teşekkür ederiz demiş. Dursun Yiğit dostum yüreğine sağlık demiş. Arzu Hanım, Arzu tutar yüreğinize, emeğinize sağlık. Sizleri dinlemekten çok keyif aldık. Teşekkürler, iyi geceler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, son bölümde Aydın abi bir şiir, ben de bir şiir paylaşıp bugünkü programımızı bitireceğiz. Sevgili Abbas dostum demiş ki, bize yaşattığın bu güzel gece için, bu karanlık dünyada bizlere yaşattığın bu huzur için çok teşekkür ederim. Yağmurlu bir günde bir gülün yanağına düşen bir yağmur damlası gibi sesin güzel demiş. Çok teşekkür ederim. Yine Ankara'dan hemşehrimiz sevgili Hasan Berber dostumuz da aramızda. Vosvos grubunda olan bir dostumuz. Sevgili öğrencim Esra Gülbol Uzun, şiir ve türkü ve kahkahalarla dolu dolu harika bir akşam daha yaşattığınız için sonsuz teşekkürler. Sesinize, yüreğinize sağlık kıymetli hocalarımız demiş. Çok teşekkür ederim. Evet Aydın abi, umudun sesinde bugün kahkahalarınızla gerçekten hepimize umut oldunuz. O güzel yüreğini bir kez daha hissetmek, bir kez daha dostlarla paylaşmak benim için de çok keyifli oldu. Bugün Bektaş abimize çok takıldık. Bektaş abi bizi affetsin. Sizin de dediğiniz gibi bizi hoş görecektir. Yani o kadar Avrupa görmüş bir abimiz bizi mutlaka hoş görecektir değil mi? Aydın abi. Görüntü bazen kesiliyor. Benim burada bir sorun yok değil mi? Bak tam program bitti. Sesiniz gürleşti. Ben de deminden beri kulağımı abi kulağım duymuyor abi. Bak tam program bitti, sesiniz gür bir şekilde gelmeye başladı. Hayırdır abi? Gerçekten. Bir şeyler oluyor abi. Vay be. Pijamon ruhu ortasında dolanıyor. Valla. Bektaş abi bizi affedecek. Bektaş abi çok tak olur. Bak gitti. Şimdi geldi. Aydın abi ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Kesik kesik, kesik kesik. Vallahi sizin sesiniz daha gür gelmeye başladı tam programın bitiminde. Sevgili Reyhan diyor ki, değerli hocalarım yüreğinize sağlık, çok güzel bir gece oldu. Bizim için de gerçekten çok keyifli bir gece oldu. Aydın abim dilerseniz o zaman sizin o yine yüreğinizden akan güzelliklerle akan şiirlerinizden bir tane daha alalım finalde. Sonra ben her akşam özür diliyorum, her hafta finali Ruhan Odabaş şiirleriyle bitiriyorduk, final yapıyorduk.
Bugün de öyle yapmak istiyorum. Ruhan abim aramızda olamadı. Yüreğiyle aramıza. Evini darmadağınık yapmış diyor. Ne mi diyor? Oturacak bir köşe bile yok diyor vallahi. Ona selamlarını evet, iletirsiniz ama. Evet Aydın abim. Çok teşekkür ederim. Sözü size bırakıyorum. Kısa bir şiir okuyacağım. Ondan sonra sözü size bırakacağım. Surlar tanığımızdır. Dicle koyu yeşil akıyor. Hayatlarımız kapkara. Hevsel bahçesine yayılan kahkahalarım. Surlar tanığımızdır, onurlu yaşadık. Baskılar altında ah ne fayda. Dicle koyu yeşil akıyor. İçinde gençliğimiz. Dönebildiği kadar döndün dünya. Hiçbir şeye yanmam bilesin. Karartılan gençliğimize yandığım kadar. Teşekkür ediyorum. Sevgili abi, Lorin yanında mı Lorin? Lorin uyumuş mu bilmiyorum. Bir bakayım, annesi çağırıyor şimdi. Dur bakalım, telefonu nasıl kapatacaksın abi? Yok. Alacağınız olsun. Yok, bize espri yapıyordu. Telefonu nasıl kapatacaksın? Yani benim teknoloji kafası o zaman biliyorum. Yok, şaka yapıyorsun. Alacağınız olsun Evi Hocam. Ben bir espri anlatayım, dinleyin. Öğretmenler odasında bizim bir öğretmenimiz var. Türkçe öğretmeni, yönetmen. Sinemacı. Filmi var. Filminde beni de oynatmıştı yani. Şimdi böyle tipik Diyarbakırlı şeyle öğretmen odası üstte kantine inecek. Dedi ki Aydın abi, ben kantine iniyorum. Bir ihtiyacı var mı? Bir şey alayım mı? Yani böyle tipik Diyarbakırlı mertliğiyle. Ben de akşam üzeri de yorulmuştum. Dedim ki Brian Saleh dedim. Ben çok yorulmuştum. Pardon. Benim yerime bir ufak su döker misin? Gitti. Gitti. Birkaç saniye sonra geldi, gözleri faltaşa gibi açılmış. Dedi Aydın abi, sen ne istemiştin? Biz öğretmen odasında yerlere yattık. Dedim Allah kahretsin. Bir insanın iyi niyeti ancak bu kadar suistimal edilebilir. Çünkü sen aynı şeyi yaptın bana. Ya. Aydın abi, ama işin esprisi bir kenara, hakikaten de programın sonunda telefonun sesi de yükseldi. Ben hiçbir şeye dokunmadım, dedim Aydın abi ne yaptı ne etti. Vallahi ben bir şey yapmayacağım. Buradan bir şeyler dökülmeye başladı. Vallahi dedim pijama mı geldi, deprem oldu, ne oluyor diye. Evet, Ruhan abiye selamlarla finali de nerede kalmıştık şiiriyle de bugünkü programı kapatmaya çalışacağım. Ama ben Aydın abinin kahkahalarına doyamadım. Antioche Kafe işletmecisi sevgili Zafer Koç, dayıma çok çok teşekkür ederim programımıza katkılarından dolayı. Ve umuyorum ki bir gün yüz yüze bu kahkahalarımızı patlatırız ve bu dünyanın kötülüklerine şöyle enerjimizi daha toplu bir şekilde paylaşırız diye düşünüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Nerede kalmıştık? O uzun yolculuklar bitti. Mum ışıklarına sığındı eskimeyen düşler. Sokak aralarında bitkin fısıltılar, ürkek ayak sesleri kimsesizliğe büründü. Böyle başlamamıştı. Suskun değildi dil. Daha düne kadar çok sessizlikten geçip tek şarkıya düğümlendi tüm notalar. Yanar mı toprak? Döner mi insan sıcağı? Yiter mi can evinde direnç? Söz sırası yine senin. Baş kaldırmalarım kendime saklı. Ey yaşam, nerede kalmıştık demiş sevgili Ruhan Odabaş abim. Evet Aydın abim,
Çok teşekkür ederim. Bütün dostlara iyi geceler diliyorum. Nevi hocam, yüreğinize sağlık. Ruhan hoca özellikle selamı iletin. Bektaş zaten selamlarımı alıyor şimdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Çok teşekkürler yenge hanıma, Lorin'e çok çok selamlar. Tamam. Görüşmek üzere. Kapamayı biliyorum.